Evet, Dilara hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Birçok portföy şirketimize Recruitment tarafında destek oluyorsun. Biz de e, aynı projelerde uzaktan da olsa birlikte çalışıyoruz e, bazı projelerde diyebiliriz. E, i̇lk önce bize kısaca bir kariyerinden bahseder misin? Olur. E, ben LookUp kurucu ortaklarından biriyim. E, LookUp tamamen teknoloji odaklı çalışan. HR as a service şirketi aslında. Farklı İK konularında danışmanlık projeleri yapıyoruz. Bütün fokusumuz teknoloji üzerine. öncesi Trendyol'du. Trend, trend yolunda tam böyle işte o zorlu Alibaba döneminde oradaydım. Yaklaşık iki yıl kadar orada HR ekibine liderlik ediyordum. öncesi onun öncesi de Peak Games. orada da uzun bir süre Peak'te ekibin ilk yıllarında ekibe katılanlardan biriyim. 5 yıl kadar da oradaydım. Onun öncesi de medya bambaşka bir alan. Aslında son 10 yıldır bütün fokus teknoloji diyebilirim. Süper. Ben sorularıma peak'ten başlamak istiyorum. Bir kere hürriyette bu kadar uzun zamandan sonra peak geçişi nasıl oldu? Yani gerçekten hürriyetten sonra peak'e geçtim. Duvara çarptım. Nasıl? <laughs> Hayır nasıl? Neden? <laughs> yani nasıl karşına çıktı? Ben hep şey inanıyorum gerçekten böyle çok doğru insanlarla doğru zamanda karşılaştığıma inanıyorum kendimi o konuda çok şanslı buluyorum her zaman Hürriyet gibi bir yapıdan işte o dönemki oyun sektörüne geçmek bir de gerçekten dönem dönem çok farklılaşıyor o günkü oyun sektörü kimsenin bilmediği peak kimsenin bilmediği bir şirket filan dolayısıyla birçok kişi için böyle ne yapıyorsun nereye geçiyorsun oyun ne nasıl para kazanıyor onlar falan dedikleri bir şirkette aslında. Benim için de uzun bir geçmişten sonra bir startup'a geçmek hakikaten böyle bir duvara çarpma etkisi yarattı. İyi ki geçmişim. Ee, gerçekten o bence kurumsal hayatın getirdiği bir katılaşma oluyor ya. <laughs> Startuplarda onu böyle e, kırılmadan Kıvanlı. esnemeye çalışıyorsun aslında. Ha. Bunu da ne kadar erken yaparsan bence o esneklik daha iyi kazanılmış oluyor. Evet yani o zaman Peak zaten gaming alanında bir ilk Türkiye'de e, öncü bir şirket. Oradan da çok fazla girişimci çıktı zaten daha sonra ama o zamanlar o ekosistemde bir kere gamingde yetenek bulma gibi bir şey Türk bu bu pazarda bir tecrübeli biri de yoktu diye düşünüyorum hani İK alanında orada nasıl bir kutmut yaptınız nasıl bir takım kurdunuz daha sonra hani peak şey, bir efsaneye dönüştü. Nasıl oldu o süreç? Çok zorluydu. Dediğim gibi aslında bugün mesela sektörde oyun ekosisteminde çok fazla oyun şirketi var. Dolayısıyla aslında talent anlamında bir bakıma avantajlıyız. Ama bir, bir, bir taraftan da çok fazla rekabet de var. Dolayısıyla oyun şirketleri biraz böyle kendi içinde headhunting yapabiliyor bir, bir derece. Ama o, o gün birçok aslında oyunlarda çok fazla native geliştiriliyordu. İşte belli oyun motorları henüz yoktu dolayısıyla aslında birisini işe alırken işte bir game developer işe alırken başka bir oyun şirketinden alamıyordun. Evet. bambaşka alanlara gidiyorduk. Mesela Nereden alıyorduk? Savunma sanayiden alıyorduk. Mesela çok ilginçti. Verdes. Evet, aynen. E, çünkü orada mesela Unity kullanılıyordu belli simülasyonlarda savunma sanayinde. Oradan birilerini aslında oyuna ikna etmeye çalışıyorduk. Çünkü oyunda da e, o kadar aslında herkesin böyle koşarak geldiği belki de bir sektör değildi. Belli bir kırılma noktasına hmm. kadar. Dolayısıyla sü sürekli farklı alanlarda belli paternler yakalayarak insanları çekmeye çalışıyorduk. Yani teknik e, beceriye bakıyordunuz teknik. Aynen. Bunu da genel olarak hani e, işin teknik kısmı böyleydi ama tabii ki, sektörlerden biri de savunma sanayimiydi. Mesela, mesela. Aynen. Game developer için öyleydi. Başka nereler vardı? Bence her rol için değişiyor. Yani bugün mesela art rolleri game'de Hı. hani game art çok e, spesifik alanlardan Hı. bir tanesi. Orada da biraz daha işte belli okullara yöneliyorduk. Ya da işte çizgi film üzerine çalışanlar animasyon üzerine çalışanlar. Biraz daha daha spesifik gidiyorduk ama Bence bunun hiçbir zaman böyle tam bir tanımı yoktu. Hı hı. Biraz daha böyle belli bir yol bulmaya çalışıyorduk aslında. Bir patern yakalamaya çalışıyorduk her rol için belki de. Hı hı. Çok farklı yöntemler deniyorduk gerçekten. Teknik beceriyi nasıl ölçmüyordunuz? İşin hem teknik kısmı hem de bu aslında kültüre uyum kısmı vardı ikisi hmm. birden. Yani hani işin teknik kısmını konuşuyoruz ama bence Peak'te de sonrasında Trendyol'da ya da bugün Lookup'ta çalıştığımız her şirkette de önce o hani kültüre uyum kısmı birinci koşul gibi işin teknik kısmı için daha çok aslında ekipteki çok iyi teknik liderlerle birlikte birçok assessment yapılıyor. Zorlu bir süreçti aslında. Teknik assessment mi Aynen. Case study'ler yapıyordunuz. Case study yapıyordunuz. Aynen. E, psikometrik envanter yapıyor muydunuz? Yapmıyorduk. Yapmıyorduk. <laughs> <laughs> Peki, e, kültürünü nasıl tanımlardın o zaman? Yani ee, işe alacağın biri aha. şu özellikleri taşımalıydı ki hani başarılı olsun. Hı hı. Bence bu da dönem dönem değişiyor. Evet. Yani gerçekten o dönemki kültürle ya da ekibin yapısıyla sonradan zaman içerisinde çok değişiyor. Yani şirketin ilk ilk 6 ayı, sonra 1 yılı, belki ilk 5 yılı, 10 yılı çok fazla değişebiliyor buradaki süreç. Ama bizim için gerçekten PİK'in başarılı olacağına inanan, o tek hedefe birlikte koşabileceğimiz, bu insanları arıyorduk aslında ve bunun için belki bir pozisyonu e, doldurmak için 200 kişiyle görüşme yapıyorduk. Yani 200 kişiyle görüşüp bir kişiyi işe alıyorduk mesela. Gerçekten oradaki süreç oldukça e, çok inceleyip sık dokuduğumuz bir süreç şeklinde. Neye en çok ne, neyi kriter olarak öncelik veriyordunuz? Kültür diyebilirim. Kültürde yani bir kişinin ne nasıl olmasını bekliyordunuz? Bu dönem için aynı şey belki söylenemez. Biraz daha işin içerisine pandemi girdi, pandemi bitti şimdi. Ama o dönem gerçekten hayatında büyük bir yerin belki de şirketin kapsadığı, kapladığı. Evet. Dolayısıyla gerçekten oraya kendini daha fazla verecek, Ay, başka evet. öncelikleri. Evet, bir süre en azından o hani şirketin o başarıya koştuğu dönemde orada olacak insanlara e, bulmaya çalışıyorduk aslında. Peki. Bir de gaming deyince yetenek geliştirme de bir konu tabii. O zaman da gaming tecrübesi olan başka gaming şirketleri yok gibilerini alasın. Aha. Aldın savunma sanayiden bir de yetiştirmen gerekiyor o kişiyi. Aha. O da bir zaman istiyor ama oyunu aynı zamanda çıkartman lazım. ürünleştirmen lazım. Zaman akıyor vesaire. Orada o yetenek geliştirme süreci nasıl ilerliyordu? Hı, hı. E, bence bu da yine şirketlerin dönemlerinde değişiyor. Yani normalde bir startup kurucularla birlikte bir araya geliyor. İşte sonra ilk ilk core ekibi bulmaya çalışıyorsun. O dönemde her zaman mesela işin işte development kısmından bahsedersek daha senior developerlarla bir başlanır ya hani böyle bir pattern var. Ee, baştan aslında birinci günden itibaren tamamen hadi yeni mezunlarla yapalım değil daha hızlı ilerleyelim daha senior developerlar olsun. Ama bir süre sonra artık biraz daha ekip büyüdüğünde Artık o şirkette de ideali de budur ya hani içeride de birilerini yetiştiren bir yapıya dönmen lazım. Ama bence bunun için de hani birilerini çekmek asıl hani birinci koşul bu. Hani bu insanlar nasıl bilecek, nasıl bul bulacak bu şirketi bir şey vardır işte mezun oluyor insanlar okuldan. Bundan belki 10 yıl önce şey diyor, nerede çalışmak istiyorsun? Unilever'de, Pfizer'de, Coca-Cola'da çalışmak istiyorum. Şimdi o bir kırıldı zaten. Evet. Dolayısıyla bunu kırmak ama böyle bir günde olmuyor ya. Bir şekilde işte Türkiye'den başarılı teknoloji şirketleri çıkıyor. insanlar bu şirketlerin başarısını duyuyor. İşte her gün yatırım haberleri geliyor. Dolayısıyla bunlar aslında biraz da insanları buraya çekiyor. Ki bunun için de hani bu yetenekleri ...çekmek için başka birçok yöntem de var aslında kullanılan. Mesela üniversitelerle yapılan çalışmalar. Hani üniversitelerde var olmak ki zamanda belki de işte bu FMCG'nin yaptığı da oydu ya... ...insanlara daha böyle e, iyi geliyordu aslında evet. hani... E, oralarda çalışmak. Bu biraz daha uzun vadeli bir yatırım ama hani benim işte trend yolda da Peak'te de şu anda Lookup'ta çalıştığımız partnerlik yaptığımız birçok şirkette de üniversitelerde gerçekten çok aktif olup birçok hocayla tanışıyoruz. Onlar ziyaret ediyoruz hocaları. Ee, özellikle sektöre yakın hocalarla mesela. Hani bunlar da biraz daha bence uzun vadeli bir yatırım. Dolayısıyla insanları çekmek için eğer içeride iyi bir takımın varsa, iyi teknik liderler varsa, insanlar bunlara da çok bakıyorlar. Tamamen teknik taraf için konuştuğumuz için bunu söylüyorum. Dolayısıyla içeride iyi birileri olunca teknik olarak saygı duyulan, bir şeyler öğrenebileceğini düşündü. Onunla birlikte birilerini yetiştirmek için aslında zemini oluşturmuş oluyorsun. Hı Belki şu an bakacak olursak PİK'in İK tarafındaki en hani zorlandığı kısım hani belki de yeteneği Kaybetmek olacaktır. E, ama o zamanlarda e, muhtemelen yeteneği çekme ve peki tanıtma bir kırılma noktasına e, kadar aynen. Noktasına sonra kadar zaten sonra, sonra yetenekler e, size gelmeye yani. Evet. Soydu. Aynen. Evet. Hatta ben ayrıldıktan sonraki dönemde bence daha çok hani daha asıl çok. E, işte reklam filmi olduğu şeyler artık herkes işte billboardlarda falan. O dönem tam bence herkes için Türkiye'de bilinirliğin olduğu dönem. Öncesinde bence dünyada daha çok biliniyordu Türkiye'den. sonra. Peki Dilara Pike Pike nasıl karşına çıktı? Bu sorunun cevabını alamadım diye tekrar söyledim. ee, soruyorum. tanıştım. Ee, öyle çıktı. Öyle aslında. çıktı evet. ve öyle başladım. Evet. Çünkü öyle bir şey ki sen e, bırakıyorsun, trend yola geçiyorsun, trend oldu. <laughs> bir sene sonra zaten Ali Baba yatırımını alıyor. Hani gerçekten şey nasıl bunları tahmin ederek <gülüyor> mi <gülüyor> bu seçimleri? Hiç tahmin etmiyordum. Yaptın. Hani hem Pike hem Trendyol, çok müthişten gelmiş. Ee, sen giriyorsun Trendyol'a head, head of HR olarak e, ve Alibaba yatırımı oluyor. Burada 30 kişilik bir e, takım yönetiyorsun e, ve hani Trendyol'un bütün bu yatırım son sürecine de tanıklık ediyorsun. Tabii şirket burada hızla büyüyecek, işte çalışma modeli değişecek vesaire. O zamanki Trendyol vizyon, vizyonunu düşündüğünde, o çalışma modelini kurgularken... İK tarafında en önemli şey sence neydi? Yani burada onboarding, işe alım, şey, performans, succession hepsini düşünebilirsin. Ben Trendyol'da başladığımda İK ekibi de çok küçüktü. 5-6 kişiydi büyük hmm. ihtimalle ki yapı çok büyüktü aslında o dönemde. Belki 1000 kişi civarındaydı ben oraya başladığımda ama bizim çok hızlı bir şekilde işte bir taraftan yeni operasyon merkezleri açılıyor, marketplace o dönem çok genişliyor teknoloji ekibini çok büyütmemiz gerekiyor. İşte her şeyi ikiyle çarpıyoruz. Bir taraftan da benim kendi ekibimi büyütmem gerekiyordu. O dönem çok hızlı bir şekilde önce kendi ekibi kurup paralelde aslında bütün takımları büyütmeye çalıştık ekiple. Bence orada en keyifli ve güzel olan kısım hani birçok konuyu doğru öncelik sırasına koyabiliyorduk onu söyleyeyim. Hani aynı anda bütün projeleri hayata geçirmekte gerçekten adım adım o dönem büyümek çok önemliydi. Çünkü bir taraftan geliyordu yani. Marketplace geliyordu, operasyon merkezleri açılıyordu. Hepsi Teknolojik yani. altyapının gerçekten çok daha belki iyi, sağlam hale gelmesi gerekiyordu. Bence Trendyol'da bütün ekipler sürecin içindeydi. O çok güzeldi. Yani işte bir teknolojide işe alım yapıyorsan şirketin CTO'su da işin içindeydi. İşte Demet de işin içindeydi. Gerçekten herkes dört bir koldan. <laughs> Bütün sürece giriyordu ki bence öyle olmalı. Yani gerçekten e, teknoloji şirketlerinde işin o işe alım kısmına herkes dört pik olan girmeli bence. Girmeli. Hem pikte hem trend yolda böyle hızlı büyüyen bir şeye hani tanıklık ettin. Burada e, e, talent, yetenek açısından baktığında gerçekten büyüme sürecinde çok daha fazla önem kazanan süreçler ne oluyor? Yani... Ee, çok genel bir soru soruyorum ee, ama gerçekten o, bu büyüme sürecinin de ayrı sancıları oluyor. Yani işte bir, bir, ya 5 kişiden 100 kişiye çıktığında aynı şekilde bu 30 kişiden hani 2000 kişiye çıktığında da bilmiyorum belki oradaki şeydense bu büyüme sancısı dediğimiz oradaki öncelikler devreye gidiyor da da birçok şey Nasıl tanımlarsın buradaki İK tarafında yetenek bakış açısıyla? Bir taraftan bu şirketler çok hızlı büyüyor. Dolayısıyla şirketteki herkesin bence o büyüme adapte olması zaten zorlu bir şey. Yani bir şirkete çalışmaya başlıyorsun, aradan 6 ay geçiyor, şirket uçuşa geçmiş. Aslında senin de ona çok hızlı adapte olman gerekiyor. Belki 6 ay önce yaptığım şey bugün çalışmıyor, hemen değiştirmen gerekiyor onu ya da 6 ay önce doğru dediğim bir şey bugün yanlış çıkabiliyor. Bence o yeteneğe de bu esnekliği aslında kazandırıyor. Yani içerideki ekipten bahsediyorum biraz daha. Bence ekibe e e e e katılacak kişiler için de bu çok değerli. Çünkü hani bugün işte biraz kurumsal hayattan, biraz da teknolojiden bahsediyoruz ya birçok şeyi aslında denemeye, yanılmaya, bunu test etmeye aslında bu şansı yakalayabildiğin organizasyonlar bunlar. Çünkü buna yer var her zaman. Birileri sana hadi bunu deneyelim diyor. Hemen bir test yapıyorsun. Çalışmıyorsa vazgeçebiliyorsun. Dolayısıyla hem bunu şirket çok hızlı büyürken bunu görmek bence çok değerli. Bir taraftan bir da hatalar. bu alan tanınıyor. Aynen. Kesinlikle. Belki. Yani bir başarısız olabileceğin belli testleri yapabilmen için aslında herkes çok istekli oluyor. Hadi bir deneyelim bir test yapalım çalışırsa devam ederiz diyebiliyorsun. Şimdi daha kurumsal dediğimiz aslında organizasyonlarda bu çok zor. Hani bir şeyleri değiştirmek, denemek bu kadar kolay değil. Dolayısıyla ben herkesin mutlaka böyle bir startup deneyimi ne kadar erken o kadar iyi diyorum her zaman. Peki tüm bu tecrüben üzerine bir de kendin bir startup kurmaya karar verdin. Ee, ve işte LookUp'ta startup ekosistemindeki birçok şirkete yetenek yönetimiyle ilgili danışmanlık veriyorsun. Burada benim en çok üzerinde durmak istediğim konu technical recruitment. Şimdi çünkü biz bunu burada 500'de de e, portföy şirketlerine destek olmaya çalışıyoruz ama technical recruitment dediğimiz gerçekten hani daha önce de bahsettiğim gibi geleneksel recruitment'tan çok farklı. Sence nasıl farklı? Neler farklı? Ee, hani süreçte ne değişiyor? Technical recruitment dediğimizde ne anlamalıyız? Önce bana göre bir technical recruitment tanımını biraz genişleteceğim. Uh -huh. Çünkü bana göre sadece hani o işte yazılımcı recruit etmek değil. Bence biraz daha geniş onun tanımı. Özellikle teknoloji ekosisteminden bahsediyorsak bence bir performans marketing de teknik bir konu. Product management de pro teknik bir konu. Hatta bir game art da aslında çok teknik bir konu. Bir gün, bugün bir oyun şirketine game artist aldığınızda o kadar arka planda aslında işin o teknik detayı var ki, çok hakikaten onları bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla işe alımı yapan kişinin de bu teknik detaylara hakim olması gerekiyor. Bu zaten bence şart. Bu da nasıl olabilir? Internal ekipte olan biriyseniz aslında, hmm. e Hiring Manager'la birlikte görüşmeye girerek, case study'leri okuyarak, hmm. işte bir e, portfolyo inceleyerek mesela, e, o, o kişiye, o adaylara ne, ne tür sorular soruyor bunları anlayarak, okuyarak aslında çok fazla kaynak var bu konuda edinebileceğiniz. Yani o işin teknik kısmına bence çok hakim olmak gerekiyor. Diğer türlü zaten bu olmadığında çok böyle geleneksel İK, hani sadece ilk işte review, işte ilk görüşmeyi yapar, sonrası bırakılır gibi. Halbuki ilk andan son ana kadar o adayla birlikte olmak gerekiyor. İşin e bir bu ayağı var bence. Hı hı. Diğer kısım da bence e, biz hep şey diye bekleriz ya da birçok şirket aslında şimdiye kadar öyleydi bence. E, ben ilanımı çıkayım, işte başvurular gelsin, başvurular içerisinden değerlendiririm. Aslında bu da çok geleneksel bir bakış açısı. Evet. Çünkü artık böyle bir şey mümkün değil. Çünkü siz bir ilan çıktığınızda aslında ona gelen başvurular senin asıl istediğin kitle olma ihtimali aslında çok düşük. Evet içinde mutlaka böyle istediğin bir kişi çıkabilir ama senin nasıl gitmek istediğin başka birileri var zaten aslında gitmek istediğin kesim. Bence o kesimi doğru bulmak, o insanların olduğu platformları doğru bulmak gerekiyor. Yani bugün işte en çok kullandığımız belki platformlar hani LinkedIn diyoruz ama Herkesin LinkedIn zaten. Diğerlerini teknikal tarafta hiç söylemiyorum ama zaten hani ana platform LinkedIn gibi görünüyor. Ama onun dışında bugün mesela GitHub'dan da birçok aday search yapabiliyorsun. Stack Overflow'dan bulabiliyorsun. Başka platformlar var. Biraz daha bence artist arıyorsan Behance'de aramak gibi. Biraz daha nokta atışı olması gerekiyor buradaki sürecin. Peki. Peki. Um technical recruitment dediğimizde yani bu dediğin gibi product olur, marketing olur, engineer olur. Bir founder'la masaya oturduğunda işte ben gerçekten böyle birini arıyorum dedi. Burada o, o ilk görüşmeler görüşmede senin için en kritik olan şey ne oluyor? Yani bunu mutlaka atlamamam gerekiyor founder çünkü iş tanımını alırsın. Ama burada yani o founder'ın aradığı kişilik özelliği hani productçu da çok farklı oluyor, marketinji de çok farklı oluyor ve çok daha aslında belirgin şeyler arıyorlar ve ya tam çok daha net bir şekilde bu bana olmaz diyebiliyor. Oradan okulundaki bir şeye takılabiliyor ya da herhangi bir hiç senin düşünemeyeceğin bir bir şeye de takılabiliyor gerçekten. Oradan e, doğru soruları sormak da önemli, ne istediğini anlamak da önemli. Sence başka neler önemli burada? Hı hı. Hı. Biz bir şirkette çalışmaya başladığımızda genelde zaten founder ekibiyle ya da HR takımıyla diğer liderlerle bir araya geliyoruz. E, önce bir kültürü anlamaya çalışıyoruz. Gerçekten bizim de o doğru adayı bulabilmemiz için aslında o şirketin kültürünü çok iyi anlamamız lazım. Çünkü mesela aynı şirket, aynı sektörde iki şirketle çalışıyoruz. Birkaç gaming şirketiyle çalışıyoruz mesela aynı anda ama her şirketin kültürü birbirinden farklı. Ya da fintech alanında birkaç şirketle çalışıyoruz ama birbirinden farklı. Biraz daha aslında o şirketi unik yapan, şeyi bulmaya çalışıyoruz biraz daha onların anlattığı çünkü bizim de doğru adayı bulmamız ve ona bunu anlatmamız gerekiyor. Aslında o zaman oluyor o işin biraz daha kültürünü ya da bu şirketin gerçekten hedefleriyle o şirketin founderlarının anlattığı değerleriyle o, o kişinin değerleri uyuyor mu acaba? Çünkü gerçekten evet bir şirkette çok farklı skill sette insanlar olmalı, böyle olmalı ama farklı değerler olmamalı ya hani herkesin o ortak değere inanması da gerekiyor. O kısmı anlamaya çalışıyoruz öncelikli olarak. Ee, onun dışında bütün teknik detayları alıyoruz. Ee, gerçekten burada hangi teknolojiler onlar için mutlaka olması gereken ya da hangileri olabilir diye bunları alıyoruz. Ee, bir de aradığımız kişinin bir nevi personasını çıkartıyoruz. Aslında biz biraz daha işin, ben HR'a çok marketing gözüyle bakılması gerektiğine inanıyorum. Daha böyle bir marketing kampanyası yaratır gibi belki de. Hatta işin biraz daha o HR teknoloji kısmı bizim özel ilgi alanımız. Bir taraftan da onunla ilgili içeride kendi ürünümüzü geliştiriyoruz. Dolayısıyla aslında doğru kitleyi bulup o kitleye günün sonunda seni bir kampanya yaratman gerekiyor. Bunun için de aslında biraz üstüne çalıştığımız üründe bunu yapıyor. Bugün ben birçok founder biliyorum ki işte LinkedIn'den birçok adaya kendi ulaşıyor. Tekrar o tekrar tekrar o takip eden mesajları atıyor, takip ediyor bütün süreci. Biraz daha aslında işin bunun otomatize edilmesinden bahsediyorum. Dolayısıyla biz biraz daha ...birlikte çalıştığımız kişilere önce pozisyonu anlamam, şirketi çok iyi anlama bu şirketi unik yapan şeyi anlama ...sonra bir persona çıkarma yani sen nasıl bir profil arıyorsun hmm. diye aslında bunu çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kişi belki e, teknik olarak belki az önce senin e, Egemen'e de sorduğum bir şey var ya... ...people manager mı olacak ya da leadership özelliği arıyor muyuz yoksa bu kişi işte... E, çok deneyimli olsa da sadece kod yazsın, iyi bir takım üyesi olsun onu mu arıyoruz? O da çok değerli çünkü. Biraz daha aslında bunları belirliyoruz. Gerçekten profili çıkartıp sonra o profile uygun insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Yani şöyle yani bu VP of Engineering, CTO rollerinde şimdi hem teknikli e, iyi biri olmalı, çok iyi executioner olmalı, e, o technical stack'i bilmeli bir yandan da bir kez şirkete zaten technical lead olarak teknik mühendis çekebiliyor olmalı. Bir de people manager'ı da bir yandan yürütebiliyor olmalı. bu Bunların hepsini bir arada aradığında tabii ki orada şey, ikisine bir arada bakmak, görüşmelerde ikisini bir arada değerlendiriyor olmak, daha sonra founder'ı iyi tanımak ki bu kişiyle founder gerçekten oturup herhangi bir şeyden sohbet edebilir mi? Ya bazen gerçekten böyle çok daha basit sorular, çok daha şey kolay ve doğru cevaplara ulaşmanı sağlayabiliyor teknik sorulardansa aslında kişiyi tanımaya çalışıyorsun bu şeylerle görüşmelerle. E, şunu sorabilirim deneyimlerinden bütün bu işe alım deneyimi de, Recruit tarafında çok fazla şirketle görüşüyorsun çok fazla yetenek görüyorsun. Gerçekten şurası iyi okuldur. Ben yani iyi bir iyi teknik adam çıkarıyor. E, bu herhangi bir sektörde olabilir. E, çünkü bu nedenle böyle diyeceğin kurumlar var mı? Var ama ismini vermeyeyim. Tamam. E, ama gerçekten ama Biraz güzel. Yani hani <laughs> gaming olur. <laughs> Bir e-commerce olur. İsmini vermeme sebebimi söyleyeyim evet. o zaman önceki. Şimdi bazı şirketler hakikaten okul gibi birilerini yetiştiriyor. Bu çok güzel ama günün sonunda onu tutamıyorsan aslında çok kötü. Çünkü birçok şirket için o şirketin algısı şuna dönüyor. X şirketi çok iyi birilerini yetiştiriyor. Dolayısıyla ben oradan birilerini kendime çekebilirim. O iyi yetiştir Evet iyi yetişen insanlar var orada. E, çok büyük projelerle, çok büyük problemlerle uğraşıyorlar. Dolayısıyla e, buradan ayrılan birisi e, bizim şirketimize uyar diyebiliyorsun. Ama bu algı eğer o şirket elinde tutamıyorsa o yeteneği aslında riskli bir hale geliyor. E, çünkü çok fazla şirket o şirkete yönelmiş oluyor. Şimdi böyle şirketler var. Ya da bazı şirketler için yani biz bunu birçok şirket için yapıyoruz aslında. E, ve ya da birlikte çalıştığımız şirketlere biz recruitment dışında da verdiğimiz danışmanlıklarda işte süreç tasarımında eğer böyle bir algı varsa bunu kırmaya çalışıyoruz belki de ya da tutamıyorsa ekibi e, elinde ekibi tutabilmesi için onları yönlendirmeye çalışıyoruz. Internal bir HR ekibi gibi aslında çalışıyoruz biz ekiple birlikte. Dolayısıyla mesela bazı şirketlerde de şöyle algıları olabiliyor. Şu şirkette çalışmak çok zor. Orada survive ettiyse burada iyi olabilir diye. Hani böyle aslında belli şirketleri eee aslında belirliyoruz kendimiz için onu söyleyebilirim. <laughs> biraz daha biraz daha diyor sen gaming'de. Onu ayrıca ben sana ayrıca diyorsun. <laughs> Peki. Ee, bu süreçte e, Look up'ta Vikutm'un e, tarafında gerçekten karşılaştığın zorluk diyebileceğin ya bunu daha iyi yapabilirdik ya da bu konuda gerçekten zorlanıyoruz. Bu herhangi bir nedenle olabilir. Hani market koşulları olabilir, çalıştığın founder personaları olabilir, her şey olabilir. Ne, ne dersin? önce şey söyleyeyim, çok iyi ekiplerle çalışıyoruz, çok iyi şirketlerle çalışıyoruz. Bence Look o açıdan çok şanslıyız. hem Türkiye'den hem globalden birbirinden farklı aşamalarda, kimisi daha erken aşamada, kimisi daha ilerlemiş birçok şirketle çalışıyoruz ve bence çok keyifli. Yani bu insanlarla bir arada olmak, onlardan bir şeyler öğrenmek çok güzel. Ama tabii ki her şirketin bambaşka zorlukları da var. Yani ben bugüne kadar hani çok uzun süredir HR alanında bir şeyler yaptım. Ama hala birçok problemle karşılaşıyorum. Birçok şey öğreniyorum ekipçe. İşin bu kısmı çok keyifli ama tabii ki zorlu. Özellikle de işte bir birkaç kurucu bir araya geliyor. İlk günden itibaren birlikte çalıştığımız şirketler de var. Sen de biliyorsun. İşte o, o günkü problem başka. Altı ayda başka. Bir yılda başka. Dolayısıyla biz aslında ekip olarak onların problemlerini çözüm bulmaya çalışıyoruz ve daha önce benzer bir problemi çözsek bile bizim için çok yeni bir problem olabiliyor tekrar. Tekrar giriyoruz, tekrar çözüyoruz. Çünkü bir taraftan böyle şirketlerin bence bir, bir eğrisi var başta birkaç founder bir araya geliyor. İlk core ekibi toplamaya çalışıyor. Çok anlatması gerekiyor. İnsanlara kendi şirketini anlatması. Kimse bilmiyor ki o şirketi neden orada çalışmak istesin. Dolayısıyla giderek anlatıp insanları çekmeye çalışıyorsun. İyi bir ekip kurmaya çalışıyorsun. O iyi ekip de aslında insanları çekiyor çok güzel. ...iyi liderler alıyorsun ekibi... ...onlar da çekiyor... E, ...şirketin başarılı olması gerekiyor ki insanlar... ...başarılı şirketlerde çalışmak istiyor baktığında... ...böyle bir eğri var... ...ama o kırılma noktasına kadar... ...bence o çabalama hiçbir zaman bitmiyor... ...ve biz de onlarla birlikte aynı çabayı aslında gösteriyoruz... ...hani bir yerden sonra kırılıyor... ...trend yol gibi ya da işte peak için konuşuyor... ...kırılıyor sonra... E, ...tabii ki bir şeyler tersine dönüyor ama... ...o zaman da başka problemlerle e, uğraşıyorsun... ...belki aday tarafından diyoruz ya... ...çok başvuru geliyor o başvurular arasında belki bir kişiyi bulmak için çok farklı yöntemler kullanman gerekiyor. İşte RPA'lar kullanılıyor, farklı şeyler giriyor. Hani işin içine biraz daha teknik HR'da da bence teknoloji bu şirketlerde daha çok kullanılıyor. Çünkü ihtiyaç oluyor o kırılma noktasından sonra. Dolayısıyla her dönemin problemi ayrı. Biz de onlarla birlikte aynı problemin içimizde yaşıyoruz. <laughs> Peki kapatmadan Buradaki gençlere de verebileceğin birkaç tavsiye olur mu? Yani işe yeni başlayacak farklı alanlarda, startuplarda kariyer yapmak isteyen gençlere tavsiyen ne olur? Startupta çalışmak olur. Burada da aslında startuplarda çalışırken bence birkaç kriter var. Ee, hani bir şirketin iyi bir şirket olduğunu nasıl anlarsınız? Aslında bence iyi bir kurucu ekip olması gerekiyor kesin. Ee, i̇çeride iyi bir ekip olması gerekiyor. Şirketin başarılı olması gerekiyor diyeceğim ama bu başarı bazen hemen gelmez. Benim şimdiye kadar çalıştığım şirketlerde ya da Lookup'ta birlikte çalıştığımız şirketlerde çok zorlanan şirketler de var. Bence o zorluğun içinde orada olmak da çok güzel yani onu yaşamak ve o aşamayı geçebilen birçok kişi aslında kariyerinde böyle güzel bir geçiş yapabiliyor. İyi bir yatırımcısı olması gerekiyor. Gerçekten hani bir şirketin iyi olduğunu bununla da yani her zaman yatırımcı olması gerekmiyor ama Bence olması ve belki de yatırımcının kim olduğu da Bizim kriterlerden gibi. bir tanesi <laughs> olabilir. Evet. Bunların hepsini gözeterek bence kesinlikle startup deneyimi kazanılmalı. Süper. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>